daha öncesinde şikayet etmem lazımdı. Ama yapamadım, utandım işte. Ya Eylül, sen niye utanıyorsun? Sapık olan o, o utansın. Evet, o. Ama ne bileyim, sanki kimse bana inanmayacakmış gibi geldi. Ya olur mu ya? Sana herkes inanıyor. Ben inanıyorum, arkadaşların inanıyor. Feride Hanım, herkes inanıyor sana Eylül. Annem kocasını şikayet ettiğimi öğrenince benden nefret edecek. Annemi tamamen kaybedeceğim. Keşke en azından son bir gün geçirebilseydim. Eskisi gibi mutlu, huzurlu, Kemal olmadan. Geçireceksin. Nasıl? Bak. Annen Kemal'i şikayet ettiğini bilmiyor değil mi? Tamam. Şimdi annenin yanına gideceksin. Kız kardeşinle, annenle harika bir gün geçireceksin, tamam mı? Ben de Kemal'i gözetleyeceğim bir yerden. Dükkanına çıkarsa da sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam. Senin odan. Eşyalarını şu dolaba yerleştirebilirsin. Şurası da banyo. Ben hasta değilim. Burada kalmama gerek yok ya. Neden bana inanmıyorsunuz? Şu düğmeye basarsan ben gelirim. Ya da vardiyadaki diğer arkadaş. Telefon nerede? Telefon var değil mi? Arkadaşım buraya getirdiğimi bilmiyor. Onlara haber vermem lazım. Ya ne olur, ne olur telefon verin bana. Haber vereyim arkadaşlarıma. Ya niye beni dinlemiyorsunuz? Gibi değil doktor bey. Benim ona zarar vereceğimi düşünüyor. O derece hasta yani. Şurayı da imzalar mısınız lütfen? Aslında ben onu yine hastaneye yatırmazdım ama... en son evden kaçtı. Artık ben de baş edemiyorum. Benden başka hiç kimseyle görüşmesini istemiyorum. Arkadaşları hastalığını iyice azdırıyor. Bırakın da ona ben karar vereyim hemen. Elbette. Ama ben de halasıyım. Sonuçta tonla para veriyoruz buraya. Rica ediyorum. Siz yine de yeğenimin güvenliği için benim dediğimi yapın. Eylül çok cesurdu değil mi kader? Evet ya. Kemal'i anlatırken hiç utanmadı, korkmadı da. O cadı annesi baştan inansaydı Eylül'e bunların hiçbirini yaşamayacaktı zavallım. İster inansın ister inanmasın. Olay artık mahkemede. Kemal'in cezasına adalet verecek. Diyorum ki inşallah güzelce şunu içeri tıkarlar. Bir daha da oradan çıkamaz, kimseye de zarar veremez artık. Hadi inşallah. Kader. Annen arıyor. Kızlar ben bir bakayım. Alo anne. Alo. Kader çok kötü bir şey oldu. Anne ne oldu? Ev sahibi ihtarname göndermiş. Kirayı ödeyemediğim için beni buradan atacaklar. Nasıl ya? Nerede kalacaksın? Bilmiyorum ki. Seda zaten nafakayı da ödemedi. 5 kuruş param kalmadı. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Ne yapacağım ben kader? Ya tamam anne ağlama. Yani bulacağız bir yolunu, illaki halledeceğiz tamam mı? Söz veriyorum, bakacağım ben. Tamam. Ne yapıyorum ben ya? Meral. Meral telefonunu ver.
Ne oluyor kader? Meral, hadi ver şu telefonu. Ha, tamam al. Kızım ne oldu? Kimi arayacaksın? Güney Songül, Güney'i arayacağım. Ya benim annemi evden atıyorlar. O adam anneme sahip çıkmak zorunda. Alo aşkım. Ha kader, sen miydin? Ne haber? Ne? Ciddi misin sen? Nasıl ya? Kalacağı bir arkadaşı falan yok mu? Hayır yok ya. Güney, bak baban anneme sahip çıkmak zorunda. Sonuçta o bebek onun da çocuğu. Lütfen ne olur söyle. Kader, babam annene para falan vermez. Bunu sen de biliyorsun. Peki ne olacak Güney? Ya tamam, annemi boş ver. Onu sen de sevmiyorsun. Bu gayet anlaşılabilir bir şey ama... karnımdaki bebek, bak o ikimizin de kardeşi Güney. Tamam, ben yardım edeceğim, merak etme sen. Üzülme sen, tamam mı? Tamam. İşte ne güzel. Madem patronun bugün işe gelmeni istememiş, sen de izin yap işte kız. Sen tanımıyorsun o kenafir gözlü kadını Kemal. Kesin bir şeyler karıştırıyordu. Öğrenmeyeyim diye sokmadı beni eve. Aman boş ver. Ucu bize dokanmadıktan sonra kim nereyi istiyorsa orayı karıştırsın. Bak sen gözünü aç da bugünün parasını aylığından kesmesin. Heh. Yok kestirmem. Kemal. Sen bu Nezihe'nin evini ne zaman boşaltacaksın? Boşaltmayacağım Mesude. Aa, o kadar eşyan var orada. Kadına mı bırakacaksın? Yazık. Bırak kalsın. Kız Mesude, bu adam kimsenin afra tafrasıyla uğraşamaz. Bizim huzurumuz, mutluluğumuz, karı koca olarak aramızdaki uyum... iki koltuktan daha değerli Mesude. Bak Nezihe'nin oğlanlardan falan korkuyorsan ben gideyim alayım eşyalarını. Kim? Ben mi korkuyormuşum? Ben Nezihe'nin oğlanlardan. Asıl onlar bu adamdan korksun be. Ben o gün efendiliğimden bir şey yapmadım. Yoksa tokat manyağına çevirirdim onları, tokat manyağına. Lanet olsun. Kız, o kadar depozito verdim. Onu bile geri istemeyeceğim. Yüzümüzün gözümüzün sadakası olsun karıcığım. İyi madem. Hiç içime sinmiyor ama madem öyle istiyorsun sen bilirsin. Ha şöyle, kocanın lafını dinle. Aferin sana. İyi hadi, gidiyorum ben. Görüşürüz. Hadi yürü yürü. Şu çatlak yumurtaları da Mesude'ye vereydim de eve götüreydi. Sabah tereyağına kırar yedirirdi bu adamı. Hoş. Benim karımdan daha çatlak olamazlar ya. Neyse, birinde kakalarız artık. Ah! Deniz olursa ben bir Cemre'yi görecektim de. Niye? Yeni kaçırıp eve götürmek için mi? Bakın hanımefendi. Benden ona zarar gelmez. Ben Cemre'nin bu kadarlığını bilirim. Bir çağırayım, bir göreyim. Gözümle iyi olduğunu bileyim de zaten çekip gideceğim. Kalıcı değilim ben. Bu ne cüret, bu ne pişkinlik? Yeğenimi alıkoyuyorsun. Bir de utanmadan kapıma geliyorsun öyle mi? Hayır efendim. Cemre'yi göremezsin. İzin vermiyorum. Yeter artık. Rahat bırakın bizi ya. Yeter.
göstermedin. Kurban olurum ben sana. Pardon. Birine mi bakmıştınız? Şey bacım. Bu evdeki kıza bak dedim ama halası göstermedi bunu. Göstermez çünkü apar topar hastaneye götürdüler çocuğu. Hastane mi? Sen ne diyorsun bacım? Balkonda kahve içerken duydum. Zavallı kız hasta değilim diye bağırıp durdu ama daha fazlasını bilemiyorum ben de. Canım benim, aferin sana. Hadi gel sen de beraber atlayalım. Unuttum ben. Ya sadece atlayacaksın lütfen. Hadi bakalım. Hadi abla. Abla işte unutmamışsın, ne güzel tutuyorsun. Büşra. Ya. Eylül. Anne. Sen eve mi döndün anneciğim? Babam nerede? Yok. Ben seninle kardeşlerimi görmeye geldim. Affettin beni değil mi annem? Ben biliyordum zaten. Benim akıllı kızım beni anlar dedim. Bir yuva kurmak kolay değil ki be kızım. Metin'le ben bir başıma ne yapardım? Anne, ben bugün bunlara konuşmaya gelmedim. Güzel, huzurlu bir gün geçirelim diye geldim. İyi, hadi gel. Geç içeri. Büşra, hadi kızım. Ben birazdan oynayacağım anne. Kız su gibi terlemişsin, hadi. Tamam. Görüşürüz kızlar. Hadi geç. Ya benim annem ne yapsın? Sokakta mı doğursun bebeğini? Karnında bebek var o kadının ya. Kardeşimiz o bizim ya. Kardeşimiz. Kader, bir sakin olur musun? Tamam, halledeceğiz dedik ya. Ne kadarmış kirası? 4000 lira. 3 ayda birikmişi varmış. Yuh ya. O kadar kira mı olur kızım? Senin annen de var ya, ayranı yok içmeye. Cık, Allah'ım ya. Ya ne yapsın o da? Sonuçta zengin yaşamaya alışmış. Güney. Senin hesabında o kadar para var mı sevgili? Yok tabii ki Songül. Karttan çekeceğim. Dur, biz de sıra hadi. İyi günler. Buyurun. Ben 12.000 lira nakit avans çekmek istiyorum. Biraz bekleteceğim. Hepsini bagaja koy. Tamam efendim. Alo? Evet, benim kredi kartım. Oğlunuz şu anda bankada Selin Hanım. Ek kartıyla 12.000 lira çekmek istiyor. Onay veriyor musunuz? Hayır. Üzgünüm. Asıl kart sahibindeki temas talebini geri çevirdi. Yanlışlık var galiba. Kartın sahibi zaten benim. Bakın üstünde adım yazıyor. Ek kart mı? Onay almadan işlem yapamayız. Tamam, siz işlemi iptal etmeyin. Ben annemi arayıp durumu düzeltiyorum. Güney, dur arama. Ya belli ki o parayı vermeyecek. Boşuna kavga çıkarma sevgili. Biz bir yolunu buluruz. Ne yapacağız Songül? 300-500 lira para var benim üstümde. Nereden bulacağız o kadar parayı? Bulamayacağız işte.
Ben dedim size, bulamıyoruz. Ya tamam, buluruz. Dert etmeyin. Hadi gidelim buradan. Cemre nasılsın? Ya iyiyim. Benim hiçbir şeyim yok. İyiyim ben. Ya ne olur gitmeme izin verin. Halam yapıyor bunları ya. Beni buraya zorla kapatmaya çalışıyor. Peki neden böyle bir şey yapmak istiyor olabilir? Ya bilmiyorum. Ama hepsini o planladı. Herkesi benim delirdiğimi ikna etmeye çalışıyor. Ne olur inanmayın ona. Tamam. Seni anlıyorum. Sen yat, dinlen bugün biraz. Ben yarın yine geleceğim ve tekrar konuşacağız, tamam mı? Hayır, hayır ya. Ben burada yatıp dinlenmek istemiyorum. Ben burada kalmak istemiyorum. Ne olur gitmeme izin verin, yardım edin bana. Ya halam yalan söylüyor diyorum, ilaç verdi diyorum size. Niye inanmıyorsunuz bana? Cemre, ben sana inanmıyorum demedim. Yarın yine geleceğim ve yine konuşacağız. Tamam mı? Anne, ablam mı bu? Ne kadar minnacıkmış. Minnacık mı? 4 kilo doğdu ablam. Çok mu şişmanım anne? Evet. Ama o kadar güzel bir bebektin ki. Yolda görenler böyle durdurup severlerdi seni. Güzel yüzlü kızım. Aman. Nereden çıktı bu albüm bakma hevesi şimdi? Eskilere götürdünüz beni. Ben nasıl doğdum anlatsana anne. Öyle tatlıydın ki, topaç gibiydin. Sonbaharda doğdun diye hemşire Eylül olsun adı dedi. Benim de hoşuma gitti. Babana kalsa büyükannesinin adını verecekti sana. Hasibe olsun diye tutturdu. Ben olmaz dedim. İlk çocuğum o benim. Eylül diyeceğim ben ona. Benim adımı kim koydu? Baban koydu senin adını. Ben de beğendim ama. Kolay mı doğdun peki? Acı çektirdin mi sana? Yok annem, yok. Sabaha karşı bir sancı geldiydi. Sonra gittik hastaneye. Kolayca doğuverdin. Hiç yormadın. Hiç üzmedin ki beni. Şimdi niye böyle sorunlu olduk bilmiyorum. Bazen diyorum keşke hep bebek kalsaydı. Koynumda saklasaydım. Ama olmuyor işte. Doğan kendi dertleriyle büyüyor. Ver bakayım paralelini. Abi bana da ne istiyorum? Bana da. Tamam nen. Hemen yamyam gibi çullanmayın adamın üstüne. Paralar hazır mı paralar? He? Bak para yoksa toplayak ona göre. Ha. Ver bakalım paranı. Ha. Ver. Sen hangi rengi istiyorsun? Ben kırmızı. Senin babanın parası yetmez o topu almaya. Kırmızı pahalı. Hah, pembe. Hadi lan, girin, çekilin dükkanın önünden. Yallah. Mahallenin çocuklarına söyleyin. Para yoksa top da yok. İşte hak kadar. Ha.
gitti günler. Geçip gitti vallahi. Gençliğinin kıymetini bil be kızım. Hiçbir şeye üzülme. Sıkma kendini. Pislik hala bakkalda. Rahat ol, tamam mı? Tamam. Çayla börek yaptıydım. Koyayım gitmeden ye. Yok annem, aç değilim ben. Sen yanımda kal. Ben sana biraz daha sarılayım ya. Boşuna inat ediyorsun be kızım. Dön işte evine. Çok özlüyorum ben seni. Evet abla. Ya ben de seni çok özlüyorum. Ben de sizi çok özlüyorum. Anne. Beni hep seveceksin değil mi? Nasıl söz? Seveceğim tabii kızım. Sevmez miyim? Hep sev annem. Hep sev. Beni kalbinden hiç çıkarma, olur mu? Kuzularım benim. Bak yine. Meral. Korkma kızım, korkma. Şey, arkadaşların nerede yavrum? Yoklar. Ne oldu Emine teyze? Ben Cemre'ye bakmaya gittiydim de. O uğursuz halası onu hastaneye tıkmış kızım. Ne? Allah belasını versin o kadının. Feride Hanım'ı arayacağım. Kurtaracağız Cemre'yi. Ara yavrum, ara. Korkmuştur benim kızım oralarda. İşte böyle cesaretin topladı benim kızım. Gitti o pisliği şikayet etti sonunda. Herkes yapamıyor ama tabii bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum Feride. Utanıyorlar çok. Hayır, bir de korkuyorlar. Onları suçlayacağımızı filan sanıyorlar yani. Gülüm çok cesurdu. Tuttu ellerimden. Feride Hanım, benim yanımda olacaksınız değil mi dedi. Olacağım tabii dedim. Sonuna kadar yanında olacağım dedim. İyi ki bu mesleği yapıyorum. İyi ki onlar benim kızlarım. Bir tane. Niye ağlıyorsun şimdi? Çok seviyorum onları Toprak. Biliyorum. Kim arıyor? Meral. Efendim canım. Ne? Ne diyorsun sen Meral? Hangi hastaneye yatırmış kızı? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Feride, ne oluyor? Halası Cemre'yi akıl hastanesine yatırmış Toprak. Ne diyorsun ya? Hep senin bu şerefsiz baban yüzünden oldu. Beni düşürdüğü hale bak. O orada karısıyla para içinde yüzerken ben burada sefil oldum. Para gönderecekler bana. Hemen aç telefonla söyle, para göndersinler. Arıyorsun ve söylüyorsun. Para istiyorsun. İsteyemem. Ne demek isteyemem? İsteyeceksin. Bu bebek onun da çocuğu. Ya benim sevgilinin ne suçu var? Görmüyor musun, burada senin için uğraşıyoruz. Sanki biz dedik sana zorla yasak aşk yaşa diye. Allah'ım ya. Bütün yükü ben çekiyorum ama. Ne yapacağım peki beni buradan atarlarsa? Hamile halimle çalışamam da.
Tamam anne, tamam. Bak ağlama ne olur. Ya bir yolunu bulacağız. Bir şekilde halledeceğiz yani. Bak sen böyle devam edersen kardeşime de sana da bir şey olacak. Ben ondan korkuyorum. Yeni bir ev buluruz sana, olmaz mı? Of kader. Param olsa bu evin kirasını öderim, burada otururum. Hangi parayı da yeni ev tutacağım? E daha ucuz bir ev tutacağız anne. Ben ucuz bir yerde yaşayamam kader. Kusura bakma da sen de dişini sıkacaksın. Bu evin kirasıyla iki aile geçinir be. Biz sana böyle daha küçük, daha ucuz bir yer buluruz değil mi kader? Aynen öyle. Aynen öyle anne. Görüşürüz kızım. Hoşça kal annem. Kemal dükkandan çıkar çıkmaz mesaj attım. Niye bu kadar geç kaldın? Serkan, annemle bugün son günüm. Ayrılmak o kadar kolay olmadı. Eylül, Kemal geliyor. Geldin Kemal'im. Çekil kız önümden, çekil. Kocan geldi, kocan. Zaten bu kapıyı da söktüreceğim Mesude. Bu adam varken kapıya ne lüzum varmış canım? Hay! Aman be Kemal. Gel kız, gel. Bitti Serkan. Annem bundan sonra beni ölse o eve almaz. Artık gerçekten kimsesiz kaldım. Ya abi neden inanmıyorsun? Annemi o deponun önünde duran adam öldürdü. Adı İhsan. Annemin çalıştığı pavyonun sahibi. Adı Abbas'tı. Onun kardeşi işte. Kanıtın var mı? Yok. Ama adam itiraf etti. Anneni ben öldürdüm dedi. Ya ne olur yakalayın onu abi lütfen. Elimizde geçerli bir kanıt olmadan kimseyi tutuklayamayız kızım. Daha silahın kime ait olduğu bile belli değil. Ruhsatsız silahla öldürmüş anneni. Kanıt mı istiyorsunuz? Tamam bulacağım ben abi. Sakın ha, aman diyeyim. Bu polisin işi. Boyundan büyük işlere karışma. Feride Hanım, Cemre hasta değil ki. Onu nasıl yatırır hastaneye? Bilmiyorum Eylül'cüğüm, bilmiyorum. Gittim sordum kadına, nerede olduğunu söylemiyor. Ya biz bir daha Cemre'yi göremeyecek miyiz yani? Olur mu öyle şey kadarcığım? Sakın böyle şeyler düşünmeyin bak. Cemre hangi hastanedeyse gidip bulacağım. Gerekirse tek tek bütün hastanelere gezeceğim. Merak etmeyin tamam mı? Bulacağım onu ben. İnşallah Feride Hanım. Ya tamam kızlar üzülmeyin. Hadi üzülmeyin artık. Arkadaş bunlar nasıl akraba ya? Ya güya halası. Ya hocam Cemre'ye ilaçlı şeyler içiriyormuş o kadın. Alıştı. Cemre'yi bir bulalım. O ilaçların hepsini tıkacağım onun gırtlağına. Pislik kadın ya. Tamam çocuklar. Hadi siz merak etmeyin artık. Ben bulacağım Cemre'yi. Tamam mı? Hadi gidin yemeğinizi yiyin siz artık. Hadi benim güzellerim. Hadi canlarım. Bozmayın moralinizi. Tamam mı? Tamam. Hadi.
Mesude, sen bu salataya sirke mi kattın? Hı. Kattım az biraz. Seviyorum ben öyle. Ben sevmiyorum. Kemal'in zevkinin içine niye sirke katıyorsun? He karıcığım? Ama ne bileyim be Kemal. Yokluğumda alışmışım ben istediğim gibi yapmaya salatayı. İyi yaparız senin istediğin gibi. Söylenme tamam. Kemal abi, biliyor musun bugün ablam eve geldi. Bak sen. Kız, Eylül Hanım'ın ayağı gene eve mi ısınıyor dersin Mesude ha? Vallahi ne bileyim Kemal. Her şey düzeliyor galiba. O da anladı tabii sonunda senin gönlündeki yerimi. Nasıldı kız o laf? Sarsılmaz tahtım, akıllı ol Eylül evladım. Allah huzurumuzu bozmasın inşallah. 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 Sen de oyalanıp durma kız, yemeğini ye. Tamam. O ailenin reisi yeniden masanın başında. Heh. Yani şimdi Cemre'yi hastaneye yatırmış. Doğru mu? Aynen öyle. Eylül söyledi. Hiç gözü döndü bunun. İstediklerini elde etmeden bırakmayacak. Allah'ım biz ne yapacağız ya? Anne bizimle ne alakası var ki? Oğlum yani Cemre bizim merhum arkadaşlarımızın çocuğu. O yüzden söyledim. Hayır yani şimdi kıza bir şey olsa ben vicdan azabından ölürüm. Tamam üzülme. Cemre'ye bir şey olmayacak. Hadi ben odama çıkıyorum. Tamam oğlum. Gördün mü yediğin haltı? Ha? Anne ben nereden bileyim ya? Hayır senin ne üstüne vazife gidip o kadına Cemre'nin yerini söylüyorsun. Bak Cemre'yi halletti. Şimdi sıra bizde. Çocuğun mirasını alıp bir güzel yiyecek. Ver bakayım. Şu kredi kartlarını ver. Anne neden ya? Niye? Ya... Ver diyorum sana. Ya anne. Ya anne lütfen onlar benim. Fakirliğe şimdiden alışsan iyi olur. Bakalım kartsız, parasız nasıl yaşayacakmışsın? Başımıza gelenler ne arkadaş ya? Hayat bize indirdikçe indiriyor yumruğunu. Bu gece beni uyku tutmaz. Beni de. Of, bir yandan Cemre'yi üzülüyorum, bir yandan annemi düşünüyorum. Kader, geçen gün eve giderken kiralık bir ev gördüm. Bizim oralar pahalı da değildir, istersen bir bak. Ya Eylül, benim annem yaşamaz ki öyle yerlerde. Benim annem her yerde yaşardı. Ama bırakmadılar. Kader, senin annen de bizim bulduğumuz eve razı olacak. Hiç kusura bakmasın. Öyle olacak. Thank you.
Defne sen bir şey almayacak mısın? Yok canım, istemiyor. Diyet falan mı yapıyorsun? Bak açıkça söyle, biz de yapalım. Yok canım, diyet. Hı. Ne güzel olmuş bugün tostlar ya. Sabahtan da ikinciyi yiyorum. Bayağı güzel olmuş. Ya ne oldu burada? Söyle. Hakan. Yok, vermem. Ya Serkan lütfen. Ya Defne cezalısın. Annem asla verme dedi. Yok sana para falan. Ya sussana, herkes duyuyor. Serkan ne oldu? Defne'nin parası mı yok? Annem bütün kredi kartlarını aldı, böyle köpürüyor işte bu da. Ya Serkan sussana, megafon vereyim istersen bağır. Ay inanamıyorum ya. Şimdi Defne benden daha mı fakir? Defneciğim, borç istersen benden alabilirsin, çekinme. Ya kızlar benim 5 liram var. Gidip çay alayım, ay böyle güzelce içelim. Meral yapmasana. Fakirlerle dalga geçilmez. Defneciğim, nasılmış parasızlık? Sen bizim fakirliğimizle çok dalga geçmiştin. Kardeşim benim, aramıza hoş geldin. Kesin sesinizi be, ezikler. Bir kere benimki geçici bir süreç. Senin de alacağın olsun Serkan. Ay parasız. Kardeşim. Songül. Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu hocam? Gel benimle. Buyurun. Getirdiğiniz bardağın sonuçları. Bunlar ne? Bardakta tespit ettiğimiz maddeler. Şüphelenmekte haklıymışsınız. Antidepresan ilaçları vermişler. Kadın gerçekten zehirlemeye çalışıyormuş Cemre'yi. Bakın, bu ilaçlardan ufak bir doz aşımı çok büyük zararlar verebilirmiş. Bu ilaçları kim içtiyse hayatta kaldığına şükretmeli. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne demek hangi hastanede olduğunu bulamam hanımefendi? Bu çocuk benim sorumluluğum altında. Benim onun nerede olduğunu, hangi hastanede olduğunu öğrenmem lazım. Bu bir ölüm kalım meselesi. Ay hala bulamam diyor ya, çıldıracağım. Tamam, tamam. Tamam. Sizden yardım isteyen de kabahat zaten. Yüzme yarışmasının broşürü. Yüzme yarışması mı? Evet. Yüzmede gerçekten çok iyisin Songül. Yani bunun elemelerine katılmak ister misin? Yani eğer istersen ben seni seçmelere hazırlayabilirim. İsterim tabii hocam. Gerçekten çok isterim. Şu hayatta geldim gidiyorum, benim de bir başarım olsun anasını satayım ya. Pardon hocam. Önemli değil. Tamam, o zaman her gün okuldan sonra antrenman yapacağız havuzda. Ha bak, baştan söyleyeyim, çok çalışacağız. Öyle iki antrenman sonra hocam ben yoruldum demek caymak yok. Anlaştık mı? Yok hocam, gerçekten demem. Zaten yüzmeyi de çok seviyorum. Niye böyle bir şey söyleyeyim ki? Güzel, aferin. Çok teşekkür ederim. Neriman Hanım, sabahtan beri konuşmadığım yetkili kalmadı benim. Hiçbiri de yardımcı olmuyor. Neriman Hanım, ne olursunuz artık şu işe bir el atın. Benim Cemre'yi bulmam lazım Neriman Hanım.
Ben ne yapabilirim Feride? Yani ben de senin gibi sağa sola arayacağım. Sonra aynı cevabı alıp oturacağım kızım. Neriman Hanım, sizin bir tanıdığınız vardı, öyle diyordunuz. Bakanlıkta bir tanıdığım var diyordunuz. Onu arayın, ne olursunuz ya. Ha, sen Sabri Bey'i diyorsun. Ama o emekli oldu artık. Ondan bize hayır gelmez. Ne yapacağız biz peki? Ne yapacağız Neriman Hanım? Nasıl bulacağız biz bu çocuğu? Yeter Feride, yeter. Allah aşkına bir otur şuraya kızım. Vallahi başım döndü. Bak kızım, beni dinle. Ben senden kat kat tecrübeliyim. Neler neler gördüm bu hayatta. Bütün bu çocukların hepsine sahip çıkamazsın. Ben kaç çocuğun izini kaybettim. Ama ne yapacaksın? Hayat işte bu. Ben sizin gibi olamam Neriman Hanım. Hayat bu, ne yapacaksın deyip çekilemem kenara. Anlamadınız mı hala ya? Yeter artık bu çocukların çektiği Neriman Hanım. Bundan sonra birinin kılına zarar gelirse ben kendimi asla affetmem, anlıyor musunuz? İyi tamam, ne halin varsa gör. İstersen elin çocukları için heba et kendini. Umurumda bile değil.